Değerli izleyenler, kaza davalarındaki son gelişmeleri uzmanlarımızdan Ersin Bey'den öğrenmeye devam ediyoruz ve kameralarımızı Lordship'in bölgesine çeviriyoruz. Kaza davaları ve sigortalar hakkında bilinmeyenleri uzmanımız Ersin Cimikoğlu'ndan öğreniyoruz. Son 2 yıl içinde görülmemiş bir artış gerçekleşiyor sigorta poliçelerinde. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi ise devletin belirlemiş olduğu sigorta vergi rakamının %6'dan %11'e kadar yükseltilmesi. Yani %5'lik bir artış sırf oradan kaynaklanıyor. Bu da insanların sigorta yaparken sigortanın fiyatını düşürebilmek için riskler almasına sebep oluyor. Risk derken sigorta yapılırken bilgilerin eksik veya yanlış verilmesi. Örneğin kaza yapılmışsa geçmişte bu kazaların gizlenmesi, haklı olsanız bile. Veya ehliyetinizdeki yediğiniz ceza puanlarının gizlenmesi, mesleğin farklı anlatılması, farklı bir adres de sigorta yapılması. Yani aslında oturduğunuz adres değil de daha farklı bir adreste sigortayı yapıyorsunuz. Bunlar daha sonra gün ışığına çıktığı zaman sigorta, eğer ki özellikle kendi cebinden bir para çıkacaksa, yani bir kaza yapmışsanız veya arabanız çalınmışsa ve claim yapıyorsanız, sizin suçlu olma ihtimaliniz varsa bunları bahane olarak kullanıp sigortanızı iptal etmek isteyecektir. O zaman da eğer ki siz suçluysanız, aracınızın tamir parasını ya da arabanız hurdaya çıkmışsa değerini alamıyorsunuz veya arabanız çalınmışsa parasını alamıyorsanız, bunun üstüne karşı taraf size karşı bir dava açmışsa ve sigortanızı iptal ettiğinden dolayı bu parayı, karşı tarafa bu parayı ödüyor, tazminatını ödüyor ama ondan sonra sizin peşinize ödediği paraların almak için peşinize düşüyor. Mahkemeye kadar gidebiliyor bu olay. Bu işin sivil tarafı, bir de adli tarafı var. Örneğin sigortanızı yapıyorsunuz, eksik veya yanlış bilgi kullanarak yapıyorsunuz ve polis sizi durduruyor, herhangi bir sebepten durduruyor. Sigortanızın geçersiz olduğunu, yani sigorta yapılırken bazı bilgilerinin yanlış verildiğini tespit ederse sigortanızla irtibata geçiyor ve sigorta bundan haberdar olunca anında sigortanızı iptal ediyor. O zaman da polis sigortasız araba kullanıyorsunuz diye size işlem yapabiliyor. Şöyle bir örnek vereyim. Bir müvekkilimiz aracıyla işe giderken, daha doğrusu işten dönerken polis tarafından ufak bir sebepten dolayı durduruluyor. Polis arabasını kontrol ediyor, ehliyetini kontrol ediyor, her şey sağlam ama kendisine nereden geldiğini sorduklarında iş yerinden geliyorum diyor ve sigorta sadece keyfi, sosyal amaçlarına kullanılmak üzere yapıldığı için sigorta diyor sen bu arabayı işe gelip gitmek için kullanamazsın, sigortan bunu kapsamıyor. Sigortasıyla olay yerinde görüşüyorlar ve sigorta diyor ki hayır, işe gelip gitmek için kapsamıyor bu. Bu bize yanlış bilgi verildiğinden dolayı sigortayı iptal ediyoruz. Polis ondan sonra kendisini sigortasız araba kullanıyor diye mahkemeye sevk ediyor. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Sigorta fiyatını düşürebilmek için yapabileceğiniz birkaç şey var. Birincisi, sigortanız bittiğinde kendi sigortanız size yenileme mektubu gönderecek ve orada yeni bir fiyat verecek. %99 bu fiyat bir önceki yılın fiyatından daha yüksek olacaktır. Dolayısıyla bunu kabul etmeyip kendi araştırmanızı yapmanız gerekiyor. Araştırma derken internete girip arama motorları var ve sigorta fiyatlarını kıyaslıyorlar. Yani birçok site var. Bu Money Supermarket olabilir, GoCompare olabilir, Compare the Market olabilir. Birçok site var. Ve oraya gidip bilgilerinizi giriyorsunuz. 15-20 dakikalık bir zamanınızı alacaktır. O site size verdiğiniz bilgiler doğrultusunda sigortaların fiyatlarını verecektir. Yani en uygun fiyat neyse onları sizin karşınıza çıkaracaktır. Belki kendi sigortanızın daha da uygun bir fiyat verdiğini bile karşılaşıp buna şaşırabilirsiniz ama %99 aldığınız fiyattan daha uygun bir şey bulabileceksiniz. Tabii doğru bilgi verme şartıyla. Diğer alternatif ise bir sigorta ofisine gidip oradan fiyat alabilirsiniz ama benim şahsi tecrübem internetin verdiği fiyatlar bürolardan daha uygun oluyor. Biz Smart Accident Claims olarak araç sigorta hizmetinde bulunmuyoruz. Yine de bizlere bu konular hakkında, işlediğimiz tüm konular hakkında veya kaza davaları hakkında başka bir sorunuz varsa telefon numaramızdan veya adresimizden ulaşabilirsiniz. Gelecek haftalarda kaza davalarıyla ilgili gelişmelerde yeniden ekranlarınızda olacağız. İyi seyirler.